Efendim diyorlar ki biz bunu getiriyoruz çift başlığı engellemek için. Allah aşkına şu anda çift başlık var mı? Var mı? Var mı? Şimdi Binali Bey Erdoğan'ın söylediğinin aksine bir cümle kullanabilir mi? Hayır. Mümkün değil. Hayır. 500 metre öteden görse 80 düğmesini 10 saniyede ilikler. Evet. Çift başlık yok arkadaşlar. Ortada çift başlık yok. Ama bu anayasa değişikliği geçerse asıl o zaman çift başlık oluyor. Çünkü tepedeki başkan hem başkan hem bir partinin genel başkanı. Bir adamda iki şapka. Yani çift başlık. İniyoruz aşağıya vilayetlere bakalım. Orada ne olacak? Orada da çift başlık. Vali kimi temsil ediyor? Başkanı. İl başkanı, partinin il başkanı kimi temsil ediyor? O da başkanı temsil ediyor. E bunlar kavga etmeyecek mi? Edecekler. Yani millete doğruları söylemiyorlar. Önce sizi biraz eskiye götüreyim. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Genelkurmay, Merkez Bankası, bakanlıklar hepsi varken Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütlerine teslim ettiler. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü hepsi bir baktılar ki bir terör örgütünden. Devletin kozmik odasına, harimi ismetine teröristleri soktular. Bütün bir devlet varken, kozmik odaya. Şimdi bütün devleti kandırmaya gerek yok. Bir kişiyi kandırırsan devleti teslim alıyorsun. Bir kişi. Bir kişiyi kandır, ertesi günde kararnameleri çıkar, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim alıyorsun. Şimdi ben bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi partiye oy verirse versin, seçimde gitsin oyunu hangi partiye istiyorsa versin. Ama bu normal bir referandum değil arkadaşlar. Türkiye'nin bekası için önemlidir. Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Huzurumuz için önemlidir. Barışımız için önemlidir. Diyorlar ki hayır çıkarsa kavga olur. Hiçbir kavga olmaz. Hayır çıkarsa Türkiye derin ve güzel bir nefes alır. Herkes görevinin başında olur. Herkes görevinin başında. Bize diyorlar ki siz doğruları söylemiyorsunuz. Ben de diyorum ki benim doğruları söylemediğime inanıyorsan ve kendine güveniyorsan gel arkadaş beraber çıkalım. Senin kanalında çıkalım. Sen bana anlat. Ben de kapı gibi bu anayasada yapılan değişiklikleri sana söyleyeceğim. Bak bakalım kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor vatandaş arasında.